aşamalı bir plandan bahsederken, yani önce eylemsizlik, daha sonra PKK'nın çekilmesi, bundan sonraki aşamada silahlı mücadelenin sona erdirilmesi şeklinde bir silsile öngörülmüştü. Öcalan'ın Nevroz mesajı aslında ileri bir hamle oldu. Örneğin ben bu kadar net ve güçlü bir biçimde silahlı mücadele stratejisinin terk edileceğine dair bir mesaj beklemiyordum. Her ne kadar bazıları PKK'yı IŞİD'le veya işte buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de şu anda PKK'ya rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt. Bunu da sözcüleri konuşmalarında ifade ediyorlar. Evet, şimdi bu Osman Kavala dediğiniz kişi kim? PKK terör örgütüne övgüler yağdıran kişi. Hı. Rasyonel siyaset yapıyormuş. PKK terör örgütü. Ya bizim emekçimizi, masum insanları öldüren bir terör örgütünü bu şirin şekilde göstermeye çalışmanın bir cezası olmayacak mıydı? Gezi Parkı eylemlerini, terör eylemlerini destekleyen, finansör olan bu kişilerin ceza almasından niye rahatsızlar anlamak mümkün değil. PKK diyor, neden diyor bu kadar erken silah bıraktı, buna da inanamıyorum diyor. Yani bundan dolayı da morali bozulmuş durumda olan bir kişi. Hı hı. Soros'un Türkiye'deki biliyorsunuz vakfının kurucularından. Hı hı. Şimdi ben şunu soruyorum Allah aşkına. Bu kişi niye bu kadar insan kalkıyor bu CHP'lilerle HDP'liler can siperhane savunuyorlar? Çünkü sizin derdiniz başka. Sizin derdiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüyle ilgili bir derdiniz var sizler. Ve buna karşı hamle yapan herkesi savunma ihtiyacı duyuyorsunuz. Başka bir anlamı yok. İşte her şey ortada. Ya vatandaşımız görsün Allah aşkına ya. PKK terör örgütüyle ilgili rasyonel siyaset yapıyor diyebilecek kadar maalesef bu ülkesine düşman olan adamlar bunlar. Evet. Evet, peki devam edelim. Bak tekrar soruyorum Ahmet Şık. Özgür Özel, yayınımız açık. Yani bu yayınlara bağlanıp istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Burası Halk TV değil. Burada özgürlük var. Yayınlarımız inanın herkese açık. Defalarca kez söylüyorum. Yayınlardan önce de telefonla aratıyorum. Herkes bunların yüreğini görsün. Bunların bağlanamadığını bilsin. Bunlar ancak kendi topluluklarında konuşabilirler. Başka yerlere çıkamazlar. Evet. Biz her yayında adı geçen herkesi canlı yayına davet ediyoruz. Evet. Takdir kendilerinin diyelim ve Gezi Parkı'yla devam edelim. Gezi Parkı'nda yaşanan vandallıkları getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İzleyelim lütfen. Tarih 27 Mayıs 2013. Türkiye'nin huzuruna kasteden vandallar gezi olaylarıyla ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi. Türkiye'nin bağımsızlığını ve birliğini hedef aldılar. Milli iradeye saldırdılar. Parkında Taksim yayalaştırma projesini protesto için toplanan 50 kişinin başlattığı eylem şiddet ve yıkım içeren bir kalkışmaya dönüştü. Sadece 1-2 gün içinde ülke geneline yayılarak o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Gezi kalkışması ağaç sevgisi adı altında en derin ve en karanlık ayaklanmaydı. Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mıyla başlayan bir yıkım projesiydi. Gezi birkaç ağaç bahane edilerek başlatılan küresel bir kurgu, bir terör eylemiydi. Alçaklar Türk bayrağını ateşe verdiler. Devletin polisine saldırdılar. Yaktılar, yıktılar. Vandalizm, darbe girişimi, ihanet. Evet, inanılmaz görüntüler izledik. Bunları defalarca izlemiştik zaten. Tekrar gündeme geldiği için biz de buraya taşıdık. Neymiş efendim? Özgürlük savaşçılarıymış bunlar. Özgürlük mücadelecileriymiş. Türkiye'nin lehine hareket ediyorlarmış. Şunların Allah aşkına şuna bakar mısın şuna?
evlat olsa sevilmez denilen mantıkta olan tipler. Allah aşkına bir bakar mısınız? Görüyor musunuz? Yaptığı hareketleri görüyor musunuz? Polise saldırır, taş atar, bomba atar, her türlü teröristliği yapar. Vandal, terörist Başı şiddet. Öcalan'ın fotoğrafına asar. Her tarafa Türkiye'nin aleyhtarı olan yazıları yazar. Ondan sonra da kalkacaklar, bu Gezi Parkı terör eylemlerini masum olarak göstermeye kalkacaklar. Bunlar yargılanmayacakmış. Allah Allah. Bu olabilmesi mümkün değil. Evet, devam edelim. Şimdi Gezi'deki... Ya dünyanın neresinde var Allah aşkına ya? Amerika'da yapsınlar da şu hareketi bir göreyim. İngiltere'de yapsınlar. Bunlar istediler ki Mısır'daki gibi olsun. Mursi'yi devirdikleri gibi aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na da verecekler. Tam da aynı dönemlere tabii denk geldi bunu aslında. Bunu da yapmak istediler. Mısır'daki ama olaylarla olmadı. Mısır'daki sokak olaylarıyla buradaki Gezi Parkı Türkiye eş zamanlı. Bu oyuna gelmedi. Niye? Çünkü bize sağduyulu vatandaşımız bu sürede gereken cevabı onlara verdi. Zaten onlar vatandaştan gelen tepkiyi görmeseler zaten bu şekilde geri çekilmezlerdi. Vatandaşın da onlara ne tepki vereceğini çok net olarak biliyorlar. Bunlar aslında askeri darbeyi de fişeklemek için de o dönemde elinden geleni yaptılar ama orada da başarılı olamadılar. Yani bu Gezi Parkı terör eylemlerinin arkasında gerçekten çok derin yapılar vardı. Yurt dışı güçleri vardı. Ama Allah'a hamdolsun Türkiye olarak bu konuda çok başarılı olarak çıktı. Ki o dönem hatırlayın. Maalesef bazı AK Partililer bile kalkıp bu gezicilerle alakalı olumlama yapmaya kalktılar. Şimdi ismini vermek istemiyorum. Ama Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın dik duruşuyla ve o dönemde birkaç kişinin yaptığı iyi çalışmalar neticesinde Allah'a hamdolsun Gezi Parkı eylemleri bertaraf oldu ve gitti. Evet, ilk başlarda aslında bir kesim tarafından masum eylemler olarak algılanıyordu ama sonra iş çığırından çıktı. Görüntü zaten ortada. Şimdi Gezi Parkı'ndaki yalanları ve gerçekleri izleyelim mi? Evet. Buyurun lütfen. Doktor olduğu iddia edilen kişinin türkücü olduğu ortaya çıktı. Gezi Parkı revirine ait olduğu iddia edilen yaralı fotoğrafının yalan olduğu ortaya çıktı. Hamile bir kadın bebeğini düşürdü yalanı. Haberi yapan Bir Gün gazetesi tekzip yayınladı. 24 saat daha devam edersek Avrupa Birliği kararıyla hükümet düşecek yalanı. CNN International Erdoğan'ı desteklemek için Kazlı Çeşme'de toplananları Gezi Parkı eylemcileri olarak gösterdi. Alman Morgenpost gazetesi Türk polisinin eli bağlı kadına tekme attığını iddia etti. Fotoğraf 2009'da Amerika'da çekildi. Evet, neler söyleyeceksiniz? Şöyle bir gerçekten enteresan. Yalan haberler, sahte haberler, olmamış gibi göstermeye çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanı miting yapıyor. Mitingi CNN aldı. Geziciler Sayın Başkan'a, Sayın Başbakan'a karşı tepki gösteriliyorlar diye vermeye kalktı. Bu kadar yalan haberler yayıldı. Yani bunların hepsinin de içerisinde görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri var. Türkiye'de yazarım diye gezen insanlar var. Allah hamdolsun iyi ki başarılı olamadılar. Yani Türkiye ne badireler atlatıyor şu son geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Allah'ın izniyle inşallah 2023 atlattıktan sonra Türkiye'nin güvenlik problemi de tamamen çözülmüş olacak. Çünkü şu anda bence 2023 seçimleri Türkiye'nin eğer muhalefet kanadının içerisinde HDP ve CHP işbirliğiyle gelecek olan bir iktidarda Türkiye çok ciddi güvenlik problemleri çeker. Allah korusun, düşünmek dahi istemiyorum. Evet. İnşallah 2023 seçimlerinde başarılı bir şekilde geçtikten sonra ben inanıyorum Türkiye için çok büyük bir sıçrama olacak. Zaten çoğu projenin tamamlanma ve hayata geçme süreci 2023.